Merhabalar. Rahmet ve şefaat Nebisi Muhammed Mustafa salavatullahi aleyhi ve alihi Efendimizin biz ümmetini ikaz için 1400 sene önce sıraladığı kıyamet alametlerinin neredeyse tamamını yaşadığımız bir zaman dilimindeyiz. Kıyametin vuku bulacağını, mutlak manada vuku bulacağını Cenab-ı Hak Kur'an'da bize haber veriyor. Ne zaman vuku bulacağını sırdaşı Muhammed Mustafa'sına da Allah bildirmediğine göre bize düşen Allah Resulü'nün kıyamet alametleri başlığı altında haber verdiği konulara, başlıklara dikkat kesilmemizdir. Bunlardan bir tanesi günümüze ışık tutması açısından bana göre çok anlamlıdır. Öyle bir zaman gelecek ki Allah Resulü buyurur. لَا يُبَالِ الْمَرْءُ مِنْ حَلَالٍ اَمْ مِنْ حَرَامٍ Yediği şey helal midir, haram mıdır aldırmayacak. Bu çok ilginç bir hadis-i şeriftir. لَا يُبَالِ الْمَرْءُ اَمِنْ حَلَالٍ يَأْكُلُ اَمِنْ حَرَامٍ Yediği şey helal midir, haram mıdır hiç umursamayacak. Oysa bu dinin esası şüpheli şeylerden bile uzak durmayı mensuplarına, müntesiplerine emreder. Helal bellidir, haram bellidir. Bunun ikisinin arasında olan şey müştebihattır. Bunlardan da sakınmamız, ola ki harama bizi taşır endişesini hiçbir zaman aklımızdan çıkarmamamız lazım. Son zamanlarda Diyanet İşleri Başkanımız Ali Bey'in nereden mülhem, hangi dini eserde, ayette yok, hadis-i şeriflerde de yok. Nereden bu fetvayı tahric ettiğini, çıkardığını anlamak mümkün değil. Kamu bankalarından alınan faizin haram olmayacağını ifade ettiler. Sigara içmenin haram olduğunu söyleyen Sayın Diyanet İşleri Başkanımız, faiz almanın, faizle kredi çekmenin haram olmadığını ifade edebilir. Bu çok garip bir şeydir. Allah Resulü'nün 3 hutbesi vardır esasında veda haccında. Bunlardan bir tanesi Arafat'ta yaptığı hutbedir. Veda hutbesi diye evlerimizde süs olarak asılır. Bu veda hutbesini bir doktora tezi olarak, akademik tez olarak kaleme alan Profesör Doktor Haydar Baş hocamın veda hutbesinde insan hakları eserini tavsiye ederim. Orada her çeşit faizi ayaklarının altına aldığını kendisi ifade ediyor. İkinci hutbe Müzdelife hutbesidir. Üçüncü hutbe Maide suresi 67. ayetin nüzulü ile İmam Ali'nin kendisinden sonra bu ümmetinin ona inananların bütün meselelerini, dünyevi, uhrevi meselelerini üstlenen insan olduğunu ilan ettiği Gadiruhum hutbesidir. Kur'an-ı Azimuşşan'da Cenab-ı Hak faiz konusuna getirdiği ağır müeyyice diyelim bugünkü tabirle başka haramlar için söz konusu değildir. Ve Bakara suresinde 275. ayet faiz yiyenlerin kabirlerinden şeytanın içine nüfuz ettiği, şeytanın çarpmış olduğu ve ona bağlı olarak sendeleyen bir adam gibi, kişi gibi kalkacaklarını ifade eder. Ve faize ısrar edenin de Allah'a ve Resulüne harp açtığını ifade eder. Bu kadar ağır ifadelerin olduğu hakkında ayet olan bir konuda, bir faiz konusunda bu kadar insanımızı daha çok harama bulaşır bir hale sokmak adına Sayın Başkan'ın böyle bir şey söylemesinin izahı, anlamı mümkün değildir. Bu dini bir fetva olmaktan ziyade Allah'a, Resulüne ait olan bir hükmü izhar etmeden ziyade birilerini sanki siyasi düşünceye bir destek olmak, Allah'ın dinine destek olmak değil de siyasi düşünceye, siyasi düşüncenin girdiği ekonomik çıkmaza bir çıkış, Allah'ın ayetlerini, hadislerini kullanarak bir çıkış sunmaktan başka bir şey değildir. Oysa ki insanların ihtiyaçlarını faiz olmadan da yerine getirebilecekleri bir sistemi çok muhterem Profesör Doktor Haydar Baş hocam milli ekonomi modeli olarak ortaya koymuştur. Eğer siz insanımızın zaruri ihtiyaçlarını karşılama konusunda bir derdiniz, bir tasanız varsa
Profesör Doktor Haydar Baş Hocam'ın milli ekonomi modeline ya da bizzat kendisine bunu nasıl yapacağımızı sorup öğrenebilirsiniz. Ve yine seçim sürecinde Sayın Baş'ın seçim vaatleri içinde bir tanesi de faizsiz insanların konut sahibi olacaklarına dair vaadidir. Bunu sorabilirsiniz. Yeterince zaten helal haram hassasiyetini kaybetmiş insanımızı daha çok harama, günaha, masiyete sevk edecek bu tip çıkışlardan sakınmak mecburiyetindeyiz. İslam'ın esaslarından bir tanesidir. Marufu Allah'ın hoşnut ve razı olduğunu emredip münkerden, Allah'ın hoşnut ve razı olmadığı şeylerden de insanları uzaklaştırmak her Müslümanın vazifesidir. Merhum Atatürk'ün inşa ettiği Diyanet'in başındaki kişi bu manada daha çok sorumluluk sahibidir.